İşte Spor'un daha iyi yerde olması lazım. Daha iyi yerde olmasına da imkan yok. Ne Kayseri Spor'un ne de Kayseri Spor gibi idare edilen kulüplerin. Mesela bizim Ankara Gücü'nün. Şu anda rezil bir yerde oynuyorlar. Ki oynasa her maçı 50 bin kişi oynar. Kayseri gibi de değil. Ankara Gücü her maçı 50 bin kişi oynar. Ama o antrenörü getirdiler, bu antrenörü getirdiler. Kulübü boşalttılar. Sonunda hakem dövdüler. Şimdi ikincilikten çıkmaya uğraşıyorlar. Çıkamazlar. Çok zor. Onun için bütün kulüpler AŞ olması lazım. AŞ olurlarsa Türkiye'de futbol kurtulur. AŞ olmazlarsa küçük kulüpler batar. Büyük kulüpleri de, bunu 20 sene evvel söylüyordum, büyük kulüpler de Arap sermayesine gider. Çok net bu. Göreceksiniz. Bunları yaşayacağız ya. Çok fazla sürmez. Ya Beşiktaş tesislerini yapıyor. Nevzat Demir tesislerini. 2002'de. Bugüne kadar suyu tankerlerle getiriyorlar, biliyor musun bugüne kadar suyu? Ya bir kilometre ileride belediye su getirmiş sana, almıyorlar, tankerle getiriyorlar. Çünkü her getiren tankerden mangır kazanıyorlar. Sen neden bahsediyorsun? Bu Beşiktaş kulübü. Diğerlerini düşünmek de istemiyorum. Acaba Kayseri'nin kaç para borcu var? Kulüp başkanı geliyor, 3 sene çalışıyor, 4 sene gidiyor. Gittiğinde diyor ki 10 milyon dolar alacağım var veya 8 milyon dolar alacağım var. Bu adama şunu diyemiyor devlet. Ya kardeş, senin 8 milyon dolar alacağın var, tamam. Sen ne iş yapıyorsun? Müteahhit. Sen devlete 8 senede ne kadar vergi verdin? Bu parayı nereden kazandın da kulübe 8 verdin diyen yok şu ana kadar. Icardi geliyor değil mi Türkiye'ye? Osman, kaç para veriyorlar? Onu Avrupa'da çok takım verirdi. Niye vermediler? Barcelona veremez mi? Bir basit takımlara verir. Vergi kaçağı yüzünden Messi terk etti İtalya'yı. Ronaldo terk etti İspanya'yı, İtalya'yı, Almanya'yı terk ediyorlar. Topçular vergiden dolayı terk ediyorlar. Ama sen açıktan kese kağıdından verirsen terk etmezler hocam. Teşekkür ederim.